Kurnaz Tavşan'ın üç mağarası vardır. Bu deyim, Savaşan Devletlerin Stratejileri adlı eserde geçmektedir. Çin Hanedanlığı zamanında Vezir Meng Changshu'nun evinde Feng Nuan adında bir beleşçi varmış. Feng çok akıllı birisiymiş ve Meng tarafından çok beğenilirmiş. Bir gün Feng Nuan, Meng Changshu'nun tarafından alacakları toplamaya gönderilmiş. Feng Nuan ayrılırken Meng Changshu'na sormuş. Borçları tahsil edince ne alacağım? Meng Changshu'an ise hiç tereddütsüz yanıt vermiş. Ben de ne eksik görürsen onu al. Feng Nuan alacakları toplayacağı yere gelince borçluların hepsinin yoksul köylüler olduğunu fark etmiş. Hemen borçlarının silindiğini ilan etmiş. Feng Nuan, Meng Changshu'nun evine döndükten sonra Meng kendisine neler getirdiğini sormuş. Feng ise, senin mücevherlerin, atların ve güzel kızların var. Yani her şeyin var. Ben sana sadece erdem getirdim. Meng Changshu'nun Feng Nuan'ın açıklamasını dinledikten sonra hiçbir şey dememiş. Daha sonra Meng görevinden alınmış. Bu nedenle bir zamanlar borç toplamak için gittiği yerlere gitmiş. Bölge halkı Meng'in gelişini duyunca uzun bir yol kat ederek Meng'i karşılamaya koşmuş. Ancak Meng o an Feng Nuan'ın kendisi için aldığı erdemin değerini kavramış. Feng Nuan'a teşekkür etmiş. Feng Nuan ancak üç mağarası olan kurnaz bir tavşanın ölümden kurtulabileceğini, yatacağı sadece tek bir yeri olan kimsenin yine de kaygılı olması gerektiğini dile getirmiştir. Bugün insanlar bu deyimi hatırlatarak kendilerini koruma veya karşılık verme yöntemlerinin birden fazla olduğunu anlatır.